Semra'nın Defteri 15 Mart 1329 Cuma, Beyrut Bir haftadan beri ömrümün en felaketli günlerini yaşıyorum. Suzan, dünyada en çok sevdiğim müstesna büyük kadın geçen cuma gecesi öldü. Bu bir zorba, bir kurşun, bir zehir. Bu hissiz dünyanın en hissi ve tamiri imkansız felaketi. Suzan'la beraber arıza olan bütün rabıtalarım da koptu ve gömüldü. Şimdi serseri rüzgarların yolunda sürüklenen sarı bir yaprak gibiyim. Hala niçin nefes alıyorum? Ne için yemek yiyorum? Karanlık hayatımı teselli etkar ışıklarıyla. ısıtıp aydınlatan o sevgili büyük kardeşi kaybettikten sonra soğuk ve siyah bir geceden ibaret olan bu hayatı. Korkunç uçurumlu yollarda serseri rüzgarları arkadaş olarak geçirmekte ne mana var? Niçin ölmüyorum? Ölüm. Oh şimdi kim bilir topraklar bilhassa onun ılık vücudunun gömüldüğü yere yakın olan topraklar. Ne kadar sıcak ne kadar yumuşak. Bu yatak beni ısırıyor yakıyor didikliyor. Bu uh, hava ciğerlerime zehir. Bu uh, su damarlarıma cinnet yolluyor. Namıkla Necat ne yarmışlar. Biri Suzan için çıldırdı biri Suzan için öldü. Ben Suzan'ı onlar kadar sevmiyor muydum? Niçin hala yaşıyor ve hala hissediyorum? Niçin ölmedim? Niçin çıldırmadım ya Rabbi? Güneş yine eski şahasıyla doğuyor. Ay yine ince ışıklarını sahilde kırılan mavi dalgalara veriyor. Yıldızlar daima o namütenayet içinde cali bir yakınlıkla birbirlerine sokulup gülüyorlar. Suzan'ın elleri ve dudakları ile beraber manolyalar, karanfiller solmadı. Suzan'ın sevgili kemanı sustu. Bülbül hala susmuyor. Bu tabiat neden bu kadar hissiz ve hain? Neden gökteki pırıltılar Suzan'la beraber topraklara geçmedi? Suzansız kalan güneş niçin bu çamur parçasını cehennemin gazabıyla parçalayarak boşluklar içine yuvarlamadı? Manolya kızarmadan eski beyaz gururunu nasıl taşıyor ve karanfil onun dudaklarının hicranıyla niçin sararmadı? Suzan'ın ayaklarıyla okşanan sarı kumları öpmeye deniz nasıl cesaret ediyor? Onun oturduğu kayayı dalgalar cesaretle hırpalıyor. Niçin Allah? Suzansız kalan dünyaya ebedi, ebedi ve payansız bir karanlık yollamıyor. Ve ben, ben, niçin ölmüyorum, niçin çıldırmıyorum ya Rabbi? Perşembe günü Suzan'ın halinde yalnız benim hissettiğim bir değişiklik vardı. Gözleri daha fazla parlıyor. Rengi bembeyazdan birden kıpkırmızı oluveriyordu. Herkese karşı daha müşfik, hatta biraz nümayişkardı. Benimle bir saat konuştu. Saçlarımı, yanaklarımı birçok öptü. Gece yemekten biraz sonra odalarımıza çekildik. Benim içimde garip bir hüzün vardı. Biraz kemana çalışmak istedim. Sonra okumayı tercih ederek Hamit'in makberine daldım. Yavaş yavaş uyku bastırıyordu. O aralık Suzan'ın rakik sesi feci bir mana ile parçalanarak kulaklarım da uğuldadı. Semra, Semra. Birden bir his. kable vukul. Bana siyah şeyler, felaketler düşündürdü. Deli gibi Suzan'ın odasına koştum. O her zamanki yerinde oturuyordu. Gecelerin esrarı altında derinleşmiş, dalgalı bir denize benzeyen saçları omuzlarından taşarak göğsünü dizlerini kaplıyordu. Bu koyu çerçeve içinde yüzü daha beyaz, daha ince ve gergin görünüyordu. Uzun, yumuşak ellerini dizlerinin üstünde kilitlemişti. "Ne oluyorsun abla?" diye ağlamaya başladım. "O güzel ve tabii. Ölüyorum." dedi. Sonra ötede Başını revolverinin namlusuyla parçalayan abimi göstererek yalvardı. Bırakmayınız. Ölmesin. O yaşasın Semra. Sen de yaşa. Çocuklarım sefil kalmasınlar. Kelimeler ağzından bir nefes gibi çıkıyordu. Ben adeta çıldırmıştım. Etrafımdakilere hücum ediyor. Kurtarın. Ablamı kurtarın diye haykırıyordum. O aralık abim kanlar içinde yere yuvarlandı. Kaskatıydı. Öldü sandım. Suzan'ın hiç canlılığı kaybolmayan güzel kıvrık dudakları yine beni çağırıyordu. Semra. Koştum. Parmaklarının arasında mini mini bir altın anahtar vardı. Al bunu dedi. Ceviz çekmecenin anahtarıdır. İçinde hatırat defterlerim var. Onları oku Semra. Benim hayatım oraya gömülüdür. Beni kimse tamamen anlamadı Semra. Bu 27 senelik ömrüm. Müselsel istifham, işaretlerinden vücuda gelen bir zincire pek benzer. Beni hepiniz biraz ateşli, biraz hotkam, heveskar bir kadın tanırsınız. Çok sevdiğiniz fakat ruhumun o çocuk samimiyetini hiçbiriniz keşfedemediniz. Önünüzü açtım, görmeden geçtiniz. Bilmem niçin seviyordunuz, söyler Semra. Niçin seviyordunuz? İtimat etmedikten sonra... Aa, hiç itimat etmediniz. Namık bile. Hayatta o kadar çok sevdiğim Namık bile bana karşı tam bir itimat taşıyamadı. Saadetini hep, hep o zehirle, o kıskançlık zehriyle arabetti. etti nihayet. Sözünü bitirmedi. Gözlerinden bir şimşek geçmişti. Defterlerim oku Semra dedi. Hayatımda ona veremediğim itimadı ben öldükten sonra sen ver. Olur mu Semra? Olur mu? Deliliğim kahhar. Sanki bir yeğse tahavül etmişti. Onun dizlerinin dibinde hıçkır hıçkır ağlıyordum. Birkaç kişi doktora koşmuş. 5-10 kişi hu, kolonyalar ruhlarla hastaların etrafını almıştı. Herkeste de. Ekseriya büyük fırtınalardan evvel görülen korkulu bir sükunet vardı. Suzan güzel elleriyle son defa saçlarımı karıştırdı ve öldü. O vakit demirden beri sükut eden insanların hıçkıran kalbi sanki birleşti. Feci ve tiz bir feryat şeklinde pencerelerden dökülerek yıldızı göklere kadar gitti. Ben müttasıl, Suzan ablacığım, Suzan diye haykırıyordum. Birden kapı arkasına kadar açılarak perişan saçlarıyla Necat girdi. Arkasında haremi onu tutmaya çalışıyordu. Necat beni kollarımdan tutarak deli gibi bağırdı. Ne oldu Suzan'a? Nerede Suzan? Ben onu kollarımdan şiddetle siktim. Şimdi yeğisime bir isyan arzusu karışmıştı. Suzan'ın ölüsünü bu adamdan kıskanıyordum. Çıkınız, buradan çıkınız. Siz buraya nasıl girersiniz? Ne hakla? diyordum. O döndü ve kalpleri parçalayan bir feryatla Suzan ayakları altına düştü. Cesedin ayaklarını hıçkırıklar içinde öpüyor. Suzancım, benim melek Suzancım, benim melek Suzancım diye inliyordu. Sonra yaydan fırlayan ok gibi birden sıçradı. O nerede? O katil. Suzan'ı muhakkak o öldürdü Namık. Namık o katil nerede o? Namı öteyi de başka bir ölü şeklinde görünce kolları düştü. Suzan'ın intikamını ben almak isterdim diye hıçkırdı. Sonra beni eteklerimden tutarak ağlaya ağlaya söylemeye başladı. Siz kimsiniz efendim? Siz kimsiniz? Kim olduğunuzu bilmiyorum. Fakat görüyorum ki Suzan'ı seviyorsunuz. Suzan'ımı çok seviyordunuz değil mi? Ah ister misiniz size doğrusunu söyleyeyim. Ben de onu seviyordum. Hem bilseniz ne kadar. İnanınız dünyada hiç kimse Suzan'ı benim kadar sevemedi. Namık da bu sefil namık da benim ümitsizliği nispetinde büyük aşkımın karşısında yerlere süründü. Ben onu iki yaşından bir çocukluğundan beri severdim. Suzan o zaman da şimdiki gibi. Oh bakınız şimdiki gibi diyorum. Suzan şimdi bir ölü değil mi? Suzan bir ölü başını elleri arasında sıkarak tekrar hıçkırdı. Şimdi ben onu açıyordum. İçinde bu bedbaht nakam aşkı teselli etmek arzusu vardı. Fakat ben de belki ondan fazla teselliye muhtaçtım. Necat hep ağlayarak devam etti. O daima büyüktü hanımefendi. Daima büyük ve müstesna bir kızdı. Beni hiç sevdi mi bilmiyorum. Zaten aşkıma mukabele beklemeden sevmiştim. Ona malik olamayınca anlıyorsunuz değil mi? Bu ne tamir kabul etmez bir felaketti. O zaman bu hicranı uzaklarda uyutmak için kaçtım. Onun bastığı topraktan, onun kokladığı havadan çok uzaklara kaçtım ve işte dört çocuk babası oldum. Dört çocuk fakat inanır mısınız? Suzan'ın bir gün daha bu fani topraklar üstüne dolaşması için onların hepsini birden elimle kurban ederdim ve kendimi de. Oh bakınız burada deli gibi söyleniyorum. Suzan benim melek Suzan'ım artık nefes almıyor. Artık hiç hiç gözlerini açmayacak. Onu gömecekler değil mi hanımefendi? Onun altında yattığı toprakların üstünde benim ayaklarım nasıl basar ah. Size bir şey söyleyiniz. Söyleyiniz bu hiç mümkün mü hanımefendi? Namık onu niçin öldürdü? Bir saatten beri yürekler parçalayan bir süzüşle deli deli söylenen bu adamın son suali. Bana Suzan'ın bir cümlesini hatırlattı ve olduğum yerde sallandım. Namık, saadetini hep kıskançlık zehriyle harap etti nihayet. Bu yarım bıraktığı cümleden sonraki bakışları nihayet. İşte bak beni öldürdü demek istiyordu. Dişlerim kilitlendi sadece sefil diye bildim. Şimdi kanlar içinde yere serilen bu genç ve güzel kardeşin sevgili başını yumruklarımla ezmek, onun aptal kalbine tırnaklarımı batırmak istiyordum. O oh, Suzan'ı öldürmüştü. Ah, o ne kadar cemiyeti beşeriyeden hariç bir sefil ve katildi. Ben de bu acılarla kendimi kaybetmişim. Ayrıldığım zaman sabahtı. Suzan'ı yıkamışlar, tekvin etmişlerdi. Tabut için Necat bir araba çiçek getirtmişti. Zavallı. Nasıl da Suzan'ın sevdiği çiçekleri biliyordu. Papatya, monolia, yasemin, sonra beyaz, sarı, kırmızı, pembe, güller, güller. Gece ben bayıldıktan sonra gelen doktor abimin ölü olmadığını söylemişti. Fakat hala ayılamıyor. Kaskatı vücuduyla gözleri yere açık yatıyordu. Suzan'ın tabutunu Nejat'la beraber ağlaya ağlaya süsledik. O artık ismimi ve kim olduğumu öğrenmişti. Kesik rakik cümlelerle bana mazisinden bahsediyor. Her cümle arasında bir kere bilseniz ne kadar seviyorum diye ekliyordu. Suzan'ın bir demet çiçeğe benzeyen tabutu kapıdan çıkarken evin hıçkırıklı havası müthiş bir sesle sarsıldı. Trank! Hep koştuk. Beyaz tabutun üstünde Nejat'ın kırmızı lekeli bir ruh vücudu yatıyordu. Suzan'ı taşıyanlar onun üstünden atlayarak geçtiler 16 Mart 1329 Pazar Beyrut Cenab-ı Hak beni affetsin fil hakika Suzan'ı olan o kat'i meczup Rabıta'nın arkasında öyle tereddütsüz ve tam bir itimat taşımamıştım bazen kendi kendime düşündükçe bana bundan birkaç sene evvel anlatmış oldu o altı aşkta mutlak onun bazen morfel şeytani bir parıltı ile gülen o güzel gözlerinde günahı. Hiç olmazsa bir tebessümü var sanırım. Şimdi Suzan'ın 12 yaşından beri her gün muntazam yazdığı hatıratı okuduktan sonra gafil ellerime göğe açarak Rabbim beni affet Suzan beni affet diye ağlıyorum. Meğer Suzan'ın ulvi kalbi hiçbir kadında olmadığı kadar bütün yabancı sevgililere kapalı kalmış. Güzel gözleri ve elleri. Hakikaten bugüne kadar yaşayan kadının hepsinden daha masum olarak toprağa gömülmüş. Ah bunu ne kadar geç anladım. Suzan. Sevgili büyük Suzan. O hiç bu çamur kölenin kadını değildi. Onun vücudu etten, kemikten, kandan yapılmamıştı. O göklerde. Allah'ın uzak ve temiz göklerinde yaratılmış. Fakat bütün meleklerden daha güzel olduğu için... Onların bir kıskançlığı neticesinde mahbubun gazabına uğrayarak Bizim küçük, sefil dünyamıza atılmıştı. Suzan, çamur kürenin nur olan çocuğu, günahkar havvanın biricik kızı, biz nasıl elim bir gaflet içinde tam sekiz sene onu tanıyamadan yaşamıştık. Bu da la yüz elin muamalı bir tecellisiydi. Abim cuma günü akşama doğru ayıldı. Fakat Dili bütün gün Suzan'ın oturduğu koltuğun önünde secde edip yalvarıyor. Onu hiç affetmeyeceğim sanırken. Bu acıklı hayatı için kalbimin parçalandığını duyuyorum zavallı adam. Lakin o ne kadar zavallı olursa olsun. Madem ki Suzan'ı, madem ki dünyanın en masum ve ulvi kadınını kendi çılgın arzularına kurban etti. Onu hiç affetmeyeceğim. Ve Suzan'ın son emelini de bu uğurda fedadan çekinmeyeceğim. Namık ömrü olduğu kadar bu fena ve muhlik ıstıraplarla kıvranacak. Ona beklediği itimadı vermeyeceğim. İşte Suzan'ın 20 defteri burada. Şimdi onları ocağa dolduracağım. Sonra bir kibrit. Her şeyi bitirecek. Bunlar da Suzan'ın ömrü gibi. Suzan'ı sevenlerin hayatı rabıtaları gibi yanıp kül olacak. Kül. Zaten Suzan'a temas eden her şey için sonunda kül olmak mukadderdi. Büyük Suzan'ın günahkar nama çok görmediği saadeti ben ondan esirgiyorum. Bu belki vahşi, manasız, belki de çılgın bir arzu. Her ne olursa olsun namı bütün sefil ömrünü işkencelerle dolu geçiriyor görmekle ben teselli bulacağım. Doktorlar İsviçre'de bir iki sene tedavi ile akılınacağını söylüyorlar. O vakit yine en mesut zamanlarda bile kalbini kanatan o azaplı his başlayacak. Sevmedi, Suzan beni hiç sevmedi, hiç sevmedi diye bütün dakikalarını zehirleyecek. Ben de güleceğim. Bu aptal ve sefi katilin çektiği azaba için için güleceğim. Güleceğim, güleceğim. Alev, ne güzel. Ne kadar Suzan'ın gözlerine benziyor. Mavi, yeşil, kızıl, siyah. Alev, birçok alev. Karşımda kıvranarak, bükülerek yanan bu şeyler nedir? Alev, mavi, yeşil, mor ve kızıl yeşil, sarı, mavi, turuncu, alev. Namı tenahi alev. Bu ses ne? Oh elimle yaptım. 15 yaşındaki çocuğun kemikleri böyle çatır diyor. Bu mavi ve yeşil alevler ıstırabından mı böyle bükülüyor? Bu ses ve ıspı ıstırap kalbimde bükülüyor, bükülüyor, bükülüyor. Bu alevler ne güzel tıpkı onun gözleri. Alevler şekilleniyor. Uzun bir boy ve saçlar Saçlar. Ablacığım bu sen misin? Hayır bu alev. Sadece alev. Kıvrılan, bükülen, sızlayan birçok alev. Suzan mı yanıyor? Suzan ablacığım ben ne oluyorum? Alevler nerede kaldı? Hezeyan, hezeyan. Ben çıldırıyor muyum? Mavi yeşil siyah alevler nereye gitti? Bu da ne? Bu sıcak yumuşak şey ne? Kül. Çok tuhaf. Bütün o binbir renkli alevler bu bir avuç külü yaratmak için miydi? Kül, kül. Zaten Suzan'a temas eden her şey için sonunda da kül olmak mukadderdi. 8 Teşrini Evvel, Ekim, 1331 Beyrut Suzan'ı kaybederi tam iki sene 7 ay oluyor. Bu müddet zarfında manevi ve maddi ısrapsız geçen bir günüm hiç olmadı ve çocukları babalarına teslim ettikten sonra da işte 5 aydır yataktayım. Abim gelmeden evvel bütün meşgalem Tarık'la Seçiye'den ibaretti. Onların hem annesi hem babası hem de dadısıydım. Yedirmek, yedirmek, gezdirmek, yıkamak, en küçük heveslerine, en büyük arzularına feda etmek. Bunlar hep benim vazifemdi. Nihayet 26 ay sonra Namık akıllı olarak döndü. Fakat hiç kimse onu tanıyamadı. Uzun boyu, geniş omuzları, yumuşak siyah saçları ile giden Namık, ikiye bükülmüş bir boy, çökmüş omuzlar ve bembeyaz saçlarla döndü. Yüzünde 34 yaşının cevval çizgileri yerine 60 uzun senenin hayata küskün hatları var. Gözleri karanlık, alnı buruşuk, kaşları çatık ve kalbi hatta çocuklarına bile kapalı. Onlar için yaşıyor. Lakin eminim onları sevmiyor. Artık bizim evde değiller. Çocukları aldı. Cibal'deki köşke çekildi. Orada biri kadın, ikisi erkek, üç ihtiyar emekli alemin ve bir hayat yaşıyor. Kapısı da kalbi gibi herkese kapalı. Yalnız bana haftada bir kere kendilerini ziyaret etmekliğimi söylemişti. İki defa gidebildim. Sonra bıraktım. Şimdi kendisi her hafta Tarık'la Seciye'yi alıp gelir. Çocuklar sarı bir hüzünle gürültü etmekten korkarak oynaşırlarken biz karşı karşıya hiç konuşmadan otururuz. Akşamüstü elini uzatır öperim. Yine bir şey söylemeden gider. Şimdi ona o kadar acıyorum ki Suzan o her biri cihana değen sevgili defterlerini beni bir saat için insanımdan ayıran o cinnet neticesinde yakmamış olsaydım bu bedbaht ve nadim adama hayatta bekleyebileceği en büyük saadeti verecektim. Hem Suzan da son nefesinde bunu istemişti. Eyvah ben ne yaptım? Niçin yaptım bunu? Bir Teşri'ni Sani Kasım 1331 Beyrut Dışarıda dalgın bir sonbahar günü var. Sonbahar bir dul kadın gibi ketum ve samut yüzünüyle. Sonbahar. İçime damla damla ölüm çöküyor. Bu soluk mavi gökte, bu gümüş apaklarda, bu ıslak toprakta hep ölüm. Hep ölümün sonbahara ve sonbaharın ölüme benzen o gizli, o acı yeğesi var. Daha ne kadar gencim. İşte yastığımın altındaki küçük aynayı çektim. Yüzüme bakıyorum. Yüzüm ne beyaz ne beyaz ve gözlerim ne siyah. Vaktiyle acaba çok güzel miydim? Gözlerime baktıkça korkuyorum. Gözlerim humma dolu. Etrafları mor bir halka ile çevrilmiş. Dudaklarım ne uçuk. Çok mu hastayım? Ölecek miyim? Daha ne kadar da gencim. Ölüyorum bu muhakkak. Zaten iki buçuk seneden beri Allah'tan her gün istediğim yegane saadet ölümdü. Fakat iki buçuk seneden beri süren bir intizardan sonra kavuştuğum bu saadet bana beklediğim huzuru veremiyor. Ben çok gencim. Dünya çok güzel. Bununla beraber ben ölümü tercih ederdim. Fakat Suzan, Suzancığım bana dargın. Bunu niçin şimdiye kadar hissetmedim? Ablam şüphesiz bana dargın. Vaziyetini yerine getirmedim. Ben ne deli bir kızım. Ben ne sefil bir kızım. Ya Rabbim. Ben niçin bu günahı işledim? Onun defterlerini nasıl yanmadan yaktım? Nasıl ben de bir damla kül olup o küllerin içine karışmadım? İşte o oh, 20 defterin külü. Başımın altındaki torbanın içinde. Onlara nasıl kıydım ya Rabb'i? Onlar Suzan'ın 15 senelik hayatına mezar olmuştu. Onlar 15 yaşında bir Suzandı. Nasıl kıydım, nasıl kıydım? Şimdi ablamın yüzüne nasıl bakacağım? Bana ne diyecek? Zannediyorum ki bu küller aramızdaki havayı kaplayacak ve ben Suzan'ın yüzünü hiç görmeyeceğim. Görsem de nasıl bakarım? Bu ne azap? Ne azap Allah'ım. Ruhumu bu azaptan kurtarmak için sonra bir çare geldi. Namı çağırtarak ona her şeyi söyleyeceğim. Beni affet diye yalvaracağım. Namık affederse belki Suzan da eder. Sen Allah'ım sen de affeder misin? Naime'den dayısına. 8 Haziran 1332 Beyrut. Bilmiyorum arz mı yükseldi yoksa semavat mı topraklara indi? Dün akşamdan beri nam tenahiyet içindeyim. Dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Ne gece, ne gündüz, ne güneş, ne yıldız. Namı tenahisiz. Ve nam tenahiyet, nam tenahiyet içindeyim. Bana bunu niçin yazdınız? Suzan'ı, o oh, yalnız bir defa için dünyaya inen ilahi kadını bana niçin bu kadar tanıttınız? Ve sonra, sonra nasıl korkmadan, onu öldürdüğünüzü itiraf ettiniz. Sizi asla affetmeyeceğim dayı, asla siz. Siz lakin yengem sizi affetmişti değil mi? O halde ben de dayıcığım, benim zavallı dayıcığım, mektubunuzu çabuk bekliyor. Çabuk, çabuk. Naime. Dayısından Naime'ye. 25 Haziran 1332 Roma. Sevgili Naime, demek nihayet sen de beni affettin. Sen de Suzan gibi, Semra gibi beni affettin. O halde her şeyi gören ve bilen Rabbimin mağfiretinden de ümit var olabilirim. Cevabınızı bekliyorum. Çabuk çabuk diyorsun. Daha ne yazayım sana çocuğum. Biliyorsun ki iki senelik Mecnun hayatımı İsviçre'de sürükledikten sonra akıllı olarak memlekete döndüm. Bu iki senelik cinnet beni maddeten kurtarmıştı. Yaşayacaktım sevdiğim çocuklarım için. Sevmediğim dünyada yaşayacaktım. Çünkü Suzan böyle istemişti ve yaşadım. İşte 13 senedir bu katı dikenli yokuşta, bu karanlık ve mismum havanın içinde yürüyorum. Ne bir rehber, ne bir asa, ne de ümit veren bir pırıltı. Bilsen Naime bu hayat nasıl her saniyesine işkencelerle dolu bin ölüm gizliyor ve düşün ki ben daha birçok gün, birçok ay ve belki de birçok sene Buna tahammül edeceğim. Feci değil mi? Bak az kalsın. Sana o kadar merak veren küllerden bahsetmeyecektim. Onları Semra'nın defterinden okuduk. Ama bilirim benden de dinlemek istersin. O gün Semra'dan haber gelince hemen koşmuştum. Sevinmeyi ve acımayı unutan kalbimde bir an bir nokta yavaş yavaş yumuşuyor, sızlıyor gibiydi. Semra'yı ölüm halinde buldum başının altından kül dolu beyaz bir torba çıkardı. Ağlayarak uzun uzun öptü sonra bana günahını itiraf etti. Beni affet. Affet abi. Sen etmezsen Suzan da etmez diye hıçkırıyordu. Peki dedim. Affediyorum Semra. Sen müsterih ol. Zavallı çocuk yatağının içinde yaralı bir kuş yavrusu gibi çırpındı elimi tuttu. Anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Bir aralık gözlerini tavana dikti gülümsedi pek hafif bir sesle. Geliyorum ablacığım dedi ve göz kapakları yavaşça indi. İşte o günden sonra küller Suzan'ımın 15 senelik hayatını ihtiva eden bu kıymetli küller bana en sevgili bir arkadaş oldu. Ben de zaten onun güneşli ve cehennemli gözlerinde yanmış bir yığın kül değil miydim? Şimdi her gece biz iki torba kül baş başa o harikulade kadını yad ederek ağlıyoruz. Sevgili Naime, Allah'tan dilerim senin ömrün. Göz yaşına yabancı ve kahkahaya arkadaş olarak geçsin. Dayın Namık. Son. Arkası yarın. Sisli geceler.